Amasya Spor'da topun başında Sergen Yılmaz, kalede Abdülkadir Erdoğan, Kastamonu Özel İdare Spor'da atış kullanılacak, tansiyon yüksek. İlk penaltılar Atıf Hoca'nın dediği gibi çok önemli demişti. Evet. Hakemin işareti bekleniyor. Biliyorsun abi bir kural var. Kaleci ayağı çok önemli. Ona da bakıyoruz. Sergen geliyor. Sergen ve gol. Güzel. Amasya Spor 1-0 öne geçiyor. 122 dakika mı oldu abi? Artık 122-124. Yani 122 dakikada bu golü beklemiştik. Kastamonu Spor şu anda penaltı Sergen yalnız çok güzel penaltı kullandı. Topun başına gelen isim kalede Ümit Kurt olacak Amasya Spor'da. Kastamonu Özel İdare Spor'da 67 numaralı forma mı? Evet, Emrecan. Emrecan. Emrecan oyuna sonradan dahil olmuştu. Emrecan'ı övdük bakalım ne olacak. Ümit kalesinde dikkatli. Emrecan geliyor Ümit kalesinde dikkatli. Soğukkanlı bir vuruş. Ters köşeye yatırmış aslına oldu. Aslına bakarsan kötü penaltı abi. Skor 1-1. Penaltı atışlarında da eşitlik bozulmuyor. 61 numara Tolga Topal geliyor abi. Amasya Spor'da Tolga Topal birazdan penaltı atışını kullanacak. Yine Abdülkadir kalesinde işte ilk 5 penaltı kaçıran olsa bile atılacak sonuçta. Üst üste 2 penaltı kaçırır yerse artık aynen son aynen penaltılarda o zaman senin penaltılara geçilir. Kalesinde dikkatli Abdülkadir Tolga. Bu da iyi penaltı. Sert ve düzgün bir vuruşla köşeye gönderdi. Abdülkadir köşeyi buldu ama evet, sert mi gitti? Abi yan ağlara gitti top. Çok iyi yere gitti. Kalecinin de yapabileceği pek zor fazla bir şey yok. Zor çıkacak bir penaltı. Sert. Plase ama sert bir plase. Evet. 2-1 devam ediyor karşılaşma. Topun başına gelen isim. Forma numaralarını birazcık okumakta zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum. Onun için sana bakıyorum bazen ben yardım. Ben de bak. Yani şeyin Kastamonu forma spor numarası birazcık zor okunuyor. 22 mi 27 mi diye bakıyorum. Yavuz mu? Kastamonu kullandı kaleci. Penaltı kaçtı. Ümit Kurt. Abi oyuna sonradan giren Tayfun Yatağan. 23 numara. 23 numara penaltıyı kaçırmış oldu. Penaltıcı penaltı yatsın diye aldılar oyuna. O da etkili olmadı değil mi? Ümit Kurt kurtardı penaltıyı Amasya Spor'da. Amasya Spor taraftarı da hemen heyecanı yükseltti. Tabii çok önemli. Moral anlamında çok önemli. Herhalde, özellikle yani, bu da penaltı sefa kullanıyor zannedersem. Bunu da atarsa büyük bir psikolojik anlamda da büyük bir üstünlük yakalamış kesinlikle olacak. Kesinlikle. Sefa Abdülkadir. Sefa penaltıyı attı. Skor 3-1 oluyor. Kesinlikle evet. Bu penaltı çok kritik penaltı. Kastamonu Spor adına önemli. Kastamonu Sporlu futbolcu da şöyle baktığında Fatih Özaydın geliyor abi. Fatih Özaydın vuracak. Peki iyi midir penaltıları atıp? Abi iyi bir santrofor. Bugün çok mücadele etti. Ümit Kalesi'ne geçsin diyor karşılaştığında. Santrofor penaltı atar. Güzel atar. Ama bakacağız. Dedim ya abi. 10 tane atar. Çok iyi atar. Bir tane atamak kötü. O da buraya denk gelir. Bakacağız. Atış kullanılmak üzere gol Fatih olacak. Fatih Özaydın. Fatih Özaydın topun başında kalede Ümit Kurt. En kritik penaltı. Az önce bir penaltı kurtarmıştı Ümit. Bakalım yine kurtarabilecek mi? İki takımda da heyecan yüksek. Atışı yapıyor ve gol. Kötü penaltı. Ortaya attı. Golle sonuçlandı. Skor 3-2. Avantaj Amasya Spor lehine diyebiliriz. Kesinlikle abi. Suat geliyor. 14 numara Suat geliyor abi. Suat da oyuna sonradan girmişti Amasya Spor'da. Abdülkadir Gün'ün başarılı ismi. Bakalım ne yapacak? En azından mecburen bir penaltı kurtarmak zorunda. Şu anda Abdülkadir bir penaltı kurtardı. Bunu olmazsa bile bir sonraki penaltıyı belki kullanmak icap ederse kurtaracak. Suat geldi Abdülkadir. Suat golü atıyor. Skor 4-2. Şu an bu penaltı kaçarsa kaçarsa heyecan devam edecek. Atarsa ama bitiyor. Evet. Gol olursa bitiyor. Amasya Spor'da. Şu anda topun başına Kastamonu'dan Birkan geliyor abi. Kaçırırsa yine bitiyor. 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 Yine bitiyor. Evet. Ama Amasya Spor atarsa o zaman yine bitmiş oluyor. Evet.
Şu anda topun başında Kastamonu'dan Birkan var abi. Kalede Ümit Kurt, Birkan topun başında. Kurt tarafta maç bitiyor abi. Ümit Kurt kalesinde dikkatli, Birkan topun başında, atış kullanılıyor ve gol. Güzel penaltı. Heyecan devam edecek. Evet, şimdi topun başına. Ama Abdülkadir günün başarılı ismi, önce bunu kurtaracak. Tabii. Kurtarmak zorunda. Sonrasında Kastamonu Özel İdare Spor golü bulursa penaltılar devam edecek sevgili izleyiciler. Topun başına abi 3 numara Kadir geliyor. Bugün duran topların şu anda 4-3 skor. Evet. 4-3 Abdülkadir'e iş düşüyor. Gol olursa artık Amasya Spor tur atlayan taraf, Kastamonu Spor veda etmiş olacak. Kaleci Abdülkadir. Abdülkadir. Yani günün başarılı ismi demişti. Bu gerçeğe yürek dayanmaz. Bugün yine yaptı yapacağını Abdülkadir. Arkadaşları Abdülkadir. Penaltıyı kaçıran Tayfun Abdülkadir'e koştu. Yani heyecan, bu maça yürek dayanmaz. Heyecan devam ediyor. Ama tabii ki heyecanın devam etmesi için de Kastamonu Özel İdaresi sporlu futbolcunun önce bunu atması gerekiyor. Murat mı? Bakacağım ona bir. Sanki Murat gibi. Ya diyorum İki ya. İki kaleciden de kurtarış izledik. İyi böyle. Biraz daha açık. Kastamonu'da topun başında. Gerçekten Kastamonu'nun forma numarasını buradan okuyamıyorum. 55 numara Murat gibi görüyorum. Ben hiç göremedim daha. 55'te Murat'tır. Ümit Kurt kalesinde dikkatli. 55 abi. 55 numara Murat topun başında. Golü atarsa, penaltıyı golle süslendirirse atışlar devam edecek. Kaçırırsa maç bitiyor. Amasya yarı finali. Tebrikler Amasya 1868. Tebrikler 1968 Futbol Kulübü Amasya. Yarı finale yükseliyor. Büyük bir heyecan, büyük bir coşku. Kızacak bir şey yok. Gerilecek bir şey yok. İşte futbol böyle bir şey. Kaleci Abdülkadir'i ben tebrik ediyorum. Kastamonu Özel İdaresi. Abdülkadir bugün elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Amasya Spor 1968 Futbol Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Pozisyon anlamında çok pozisyon yakalamışlardı atıp. Evet. Yarı finalde Ordu Spor'la karşılaşacaklar. Kesinlikle. Ya bugün iki takım da hak etti. Bugün iki takım da bizlere çok büyük bir futbol, göstel bir futbol seyrettirmediler ama çok iyi bir mücadele vardı. 120 dakika. Ya penaltısı bile bambaşkaydı. Yani Ümit kurtardı penaltıyı. Sonra Abdülkadir bugün günün yıldızı olabilecekti. Evet. Ama Kastamonulu son penaltıyı Murat büyük ihtimal, yani burada hala Murat diye söylüyoruz ama kaçırdı. Yarı finalde Amasya Spor'a başarılar diliyorum. Güzel bir maç olur inşallah. İzleyenler güzel bir maç seyrettiler. Heyecan dolu bir karşılaşma olmuş oldu. Amasya sporcuları tekrardan tebrik ediyoruz. Ya benim diyeceklerim bunlar. Evet, Çankırı Atatürk Stadyumu'nda karşılaşma sona eriyor. Nefesleri kesen 90 dakikanın ardından iki uzatma dakikası, ilk yarı ve ikinci yarı golsüz sonuçlanmıştı. Sonra penaltı atışlarına geçildi. Kastamonu Özel İdare Spor kaçırmıştı penaltıları ama kaleci Abdülkadir son anda aynı refleksi gösterdi ve Kastamonu Spor'a umut verdi. Ama Kastamonu Sporlu oyuncu Amasyalılar da golle sonuçlandıramadı. Haklı sevinç. Ve sonuçta Amasya Spor'da Ordu Spor'un rakibi olduğu yarı finalde Çankırı Atatürk Stadyumu'nda ben Turan Armancı. Bu karşılaşmayı sizlere sundum. Yine Çankırı Postası yayın ekibine sevgili Atıf'a teşekkürlerimi gönderiyorum. Özellikle bu yayının katkısında MEKBİR Amasya Şubesi'ne teşekkür ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. MEKBİR'de de kutlamalar yapılsın, Amasya coşsun diyoruz. Valilik karşısında Amasya'da MEKBİR kafe hizmetinizde diyoruz. Ben sözü Ercan Şeker'e bırakıyorum. İnşallah şehrimiz de bu tür karşılaşmalara hem kendi takımlarımız anlamında hem de böyle konuk takımların bu statta maç yapmasını ve bu maça da aktarmayı temenni ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Tekrardan tebrikler Amasya 1968 Futbol Kulübü.
Söz Ercan Şeker'de. Ediyoruz. Güzel bir yayın oldu. Oldukça heyecanlı geçti uzatma dakikaları ve penaltı anları ve tabii ki de değerli sunucumuza ve yorumcumuz Atıf Koç da çok burada terledi. Açıkçası çok teşekkür ediyoruz. Ama güzel bir çeyrek final mücadelesi Çankırı Atatürk Stadı'nda izledik ve Amasya Spor'u da buradan kutluyoruz. Amasya Spor'a yarı finalde de başarılar diliyoruz. Evet, şimdi saha içi röportajlarımız olacak. Eğer Arif Arpacı şu anda hazırlanıyor, bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Amasya Spor çeyrek finale yükseldi ve çeyrek finalde büyük bir coşku şu anda yaşanıyor. Evet, şu anda büyük başkan diye slogan atıyorlar taraftarlar. Futbolcular başkanlarının yanına gittiler. Amasya Spor, evet biz Amasya'da da Çankırı maçı yayınlamıştık Amasya Stadı'nda ve şimdi de Çankırı'da bir Amasya Spor'un tur atlamasını buradan izlemiş olduk. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Evet, Arif Arpacı da şu anda hazırlanıyor. Arif Arpacı'yı vermek istiyoruz. Birazdan o da röportaj yapacak. Evet sevgili izleyiciler, söylediğimiz gibi birazdan röportajlarımız da olacak. Saha içi röportaj için Arif Arpacı saha içerisinde hazırlanıyor. Ve evet, Arif Arpacı hazırsa burada çok güzel olacak. Evet, Arif Arpacı şu anda Arif Arpacı'nın yanında bir futbolcu kardeşimiz var. Arif Arpacı, sendeyiz. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, uzun 120 dakikalık bir zorlu maçın ardından şu anda kazanan tarafın kaptanı ve kalecisi Ümit'le beraberiz. Evet Ümit, önce tebrik edelim, sonra maçı bir değerlendirir misin bize, nasıl geçti? Yani çok çalıştık zaten, iyi antrenmanlar yaptık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Daha önce de maçı koparabilirdik ama nasip penaltılardaymış. Yani oynanması gereken iki maç daha var. Biz biliyoruz ki Amasya halkı, Amasya taraftarı, insanları üçüncülüğe hasretler. Allah'ın izniyle inşallah bu üçüncülük hasreti bizde son bulur. Allah bize nasip eder inşallah. Dediğim gibi henüz hiçbir şey bitmedi. Galip Ordu Spor rakibimiz olmuş. Yani iki tane final niteliğinde maçımız var. Bize güvensinler, bize inansınlar. Allah'ın izniyle bu takım gerçekten çok karakterli oyunculara sahip. Yönetimimiz olsun, hocamız olsun. Herkes birbirine kenetlemiş durumda. İnşallah üçüncülüğü göreceğiz. Maçın içinde çok fazla iş düşmedi. Evet. Kasım Rıspor'un çok pozisyonu yoktu ama bir penaltı kurtardın. Evet. Bir tanesi de dışarı gitti. Evet. Neler hissettin o anda? Yani penaltılara kaldığında gerçekten inanıyordum. Çünkü gerçekten çok mücadele veriyoruz, çok emek veriyoruz. İnandım, Allah da yardım etti. Allah bana nasip etti. Şükürler olsun. Peki diğer maçlarda da başarılar diliyoruz. İnşallah hedeflediğiniz üçüncüde ulaşırız. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Amasya Spor'un kaptanı Ümit yanımızdaydı. Duygularını burada iletti hem seyircilerine hem bizlere. Röportajlarımız olacak. Şimdi söz tekrar Ercan Şeker'de. Teşekkür ediyoruz Arif Arpacı. Tekrardan bir röportaj olursa yine sana döneceğiz. Evet sevgili Çankırı Postası izleyicileri, Amasya'dan, Kastamonu'dan yayınımızı izleyen tüm spor severler, evet söylediğimiz gibi Çankırı güzel bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yaptı ve penaltı atışları sonunda ilk normal 90 dakikası ve uzatma süresi
0-0 biten penaltı atışları sonunda 1070'li Amasya Spor, evet kusura bakmayın burada hep 1074 spor maçlarını verdiğimiz için böyle söyledik. Amasya Spor bir üst tura yarı finale yükselmiş oldu. Evet, Arif Arpacı'nın yanında yine bir konuk var. Arif Arpacı, hazırsan sendeyiz. Evet, hazırız. Sevgili Ercan Şeker şu anda kazanan takımın hocası. Zorlu bir 90 dakika hocam. Evet Ercan hocam, neler hissettiniz? 120 dakika çok uzun penaltılar ve penaltı, son penaltıyla gelen bir tur oldu. Tabii buraya gelen dönemde Kastamonu bizden daha az maç oynadı. Biz 2 maç fazla oynadık. Haftada 3 maçla beraber geldik. Zorlu geçeceğini biliyorduk. Kastamonu takımı da iyi takım. Taktik savaşı gibi oldu. Bizim de pozisyonlarımız var. Kastamonu'nda pozisyonları var. Maç uzatmaya gitti. Uzatmada yine pozisyon yakaladık, atamadık. Kastamonu'da ufak tefek geldi. Penaltılara kaldı. Yani kim çıkarsa çıksın tebrik edecektik. Biz çıktık. Kastamonu takımını da kutluyoruz. Onlar da iyi mücadele etti. Oyuncularımı kutluyorum. 120 dakika son düdüğe kadar mücadele etti. Penaltılar şans. Sonuçta biz kazandık. Amasya hayırlı olsun. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Hocam o rakibe de geleceğim ama maçın içinde Amaspor aslında maça hızlı da başladı. Bir 10-15 dakika biz Amaspor'un gücünü hissettik. Maçı rahat koparır diye düşündük ama sonrasında tek maçlı bir maç olduğu için biraz herhalde kontrollü oyunu siz mi tercih ettiniz yoksa oyun gelişi öyle mi? Şimdi böyle maçlarda oyuncu bir daha çok sonucu korumaya gidiyor. 0-0 devam etsin. Bir tane yakalarsa yatarız. Şimdi 5'ten sonra savunma pozisyonuna geçti. Bir de söyleyeyim biraz yok. Golü bulup oyunu farklı bir şekle getirmeyi düşünüyorduk ama olmadı. Oyuncular ister istemez geriye çekildi. Dakikalar geçtikten sonra oyuncular bizi de dinlemiyorlar. Artık yorgunluktan bizi de dinlemiyorlar. Hocam Ordu Spor rakibiniz olduğu zannedersem onlar da farklı kazandılar bugün. Evet. Buradan hem Ordu Spor'u hem de Amasya halkına 3. lig için son sözleriniz ne olur? Şöyle, Ordu'nun 3. ligde takımı var, Amasya'nın 3. ligde takımı yok. Profesyonel takımı yok. Ordu yıllardır profesyonel takımı var. Şu anda Amasya'nın Ordu'dan daha fazla ihtiyacı var. Bizim daha çok ihtiyacımız var. Amasya yıllardır emek harcıyor.